Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Değerli izleyiciler, Sahur Bereketi programında karşınızdayız. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan bir Ramazan ayında bu programı yapmakla faydalı olacağımızı inanıyoruz. Biliyorsunuz, programımızda birbirinden değerli misafirlerimiz var ve bu misafirlerimizden faydalanıyoruz. Ramazan'ın ehemmiyeti, önemi, mana ve mefhumu üzerinde durmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bugün stüdyomuzda bulunan ve stüdyomuza teşrif eden Abdülbari Çelik hocamız misafirimizdir. İmam ve hatip olan Abdülbari Çelik hocamız bu konuda bizlere faydalı bilgiler vermeye çalışacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Rabbim Allah iyilik versin. Allah amin. Ramazan'ı bütün İslam ümmetine hayırlı kılsın. Hususen Gazze'deki Müslümanların bir an önce bu imtihandan kurtuluşuna vesile kılsın. Amin ya Rabbi. Her ne kadar Ramazan'daysak da bu durum bir türlü aklımızdan çıkmıyor. Ne çocuklarımızı sevebiliyoruz, ne doğru dürüst aç ve benzeri konular, yemek durumlarda hep aklımızda olduklarından dolayı rahat değiliz. Ki mümin genel olarak düşünüldüğü zaman bir azanın yani bir ve cesetteki azaların bütünlüğünü temsil ediyorum. Birisi rahatsız olduğu zaman diğer bir aza da rahatsız olması gerekiyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın böyle bir hadis-i şerifleri var. Dolayısıyla Ramazan'da olmamız itibarıyla yine de Ramazan'ın bereketini, feyzini, ehemmiyetini, önemini bir şekilde anlamamız lazım. Siz bu konuda yıllardır konuşuyorsunuz ve yıllardır bu konuları dile getiriyorsunuz, Ramazan'la ilgili olan durumları. Şimdi klasik olacak ama sormak lazım. Ramazan deyince ne anlamalıyız değerli hocam? Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve evladihi ve ashabihi ve etbahi ecmaîn. Öncelikle bizlere fırsat veren, bizlere imkan veren, bizleri bu mübarek aya ulaştıran Rabbimize hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. Bu ayda ne yapılır? Ne edilir? Bu ay, Ramazan ayı nasıl ihya edilir? En güzel şekilde ihya eden ve ümmetine de yol gösteren Efendimiz, önderimiz, rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sayısızca salat, Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere selam olsun. Kıyamet sabahına kadar müminim, muvahhidim, ümmeti Muhammed'denim diyen bütün ehli imana selam olsun. Özellikle Ramazan ehline selam olsun. Oruç ehline selam olsun. Kur'an ehline selam olsun. Teravih ehline selam olsun. Mukabele ehline selam olsun. Teheccüd ehline selam olsun. Sahur ehline selam olsun. Hepsi orucun evet. İçinde olan unsurlar. Evet. Onun için aziz seyircilerimize, Müslümanlara tavsiyelerimiz şunlardır. Evet. Ramazan bir imkandır. Rabbimiz madem ki lütufta bulunmuş, bizleri bugünlere ulaştırmış, en güzel bir şekilde ihya etmemiz lazım. İhya etmeye çalışmamız lazım. Tabi Ramazan nasıl ihya edilir? Evet, bunu Efendimiz'den öğrenebiliriz. Çünkü o en güzel bir şekilde Ramazan'ı ihya ediyordu. İhya etmesini tavsiye ediyordu.
Ramazan'a girerken programımız olması lazım Müslümanlar. Yani bu bireysel midir yoksa bütün Müslümanların? Bütün Müslümanlara. Tabii bireysel olarak da programımız olması lazım, ajandamız olmamız lazım. Cemaatsel olarak da, toplumsal olarak da, milletsel olarak da ajandalarımız olması lazım. Bu imkan ayında, evet, bu imkanlardan faydalanmak lazım. Evet. Çünkü kardeşlerimiz zulüm altındadır. Evet. Yani gerçekten ne iftardan lezzet alabiliyoruz, ne sahurdan lezzet alabiliyoruz. Bazı zaman insanlığımızdan da utanıyoruz. İnsanlığımızdan utanıyoruz. 2,5 milyar İslam ümmeti, 2,5 milyar İslam ümmetinin ortasında, sağında, solunda, önünde, arkasında, her tarafında ümmet nimetler içinde yüzerken, Ceziretul Arab'ın bütün etrafında, bütün toprağında petrol fışkırırken, Gazze'deki kardeşlerimiz karanlıktadırlar. Gazze'deki kardeşlerimiz açtırlar, susuzdurlar. Her gün şey, elbisesizdirler, dışarıdadırlar, soğuktadırlar. Yani bu hesabı vermek çok zordur. Bu hesabı vermek çok zordur. Özellikle ellerinde imkan olup da, kuvvet olup da, güç olup da, bu kardeşlerimize sahip çıkmayan önderler, liderler, güç sahibi olan insanlar Allah nezdinde sorumludurlar. Allah bu hesabı soracaktır. Evet. Allah azizdir ve intikam sahibidir. Rabbimiz o Siyonistlerde de intikam alacak. Ümmet-i Muhammed'in fertlerine, Gazze'ye, Hamas'a, Kassam'a, İslami cihada, orada direnen gruplarına ihanet edenlerden de hesap soracak. Ve dünyalıklarından korkup sessiz olanlardan da Rabbimiz hesap soracaktır. Hmm. Bu hesap çok ağır olacak. Onun için evet, en az mesela Ramazan'da o kardeşlerimiz için dua etmemiz lazım. Tabii. O kardeşlerimiz için yardım yapmamız lazım. Çünkü Ramazan aynı zamanda infak ayıdır. Evet. Zekatlarımızı, fitrelerimizi, hayırlarımızı, hasenatlarımızı o kardeşlerimize gönderelim. Çünkü Rabbimiz bundan dolayı bizleri hesaba çekecektir. Ey kulum, sen 2023'te, 2024'te sen yaşıyor muydun? Sen dünyada mıydın? Evet ya Rabbim, ben dünyadaydım, yaşıyordum. Gazze'de olan bitenlerden haberin oldu mu? Ya Rabbim, oldu. Ne yaptın diye bizlerden hesap soracaktır. Hocam, Müslümanların böyle bir pasifliği diyelim var da, aksi şeyde şeye bakıyorsunuz, mesela Avrupa'ya, Amerika'ya, Asya'ya bakıyorsunuz, halklar bu konuda çok duyarlı. Mesela geçenlerde bir yerde ödül töreni falan olmuştu. Millet orada toplanmış. O ödül töreninde ödülü sözde Yahudi soykırımını anlatan bir film vermişler o ödülü. O filmi çeken kimse dahil ve orada ödül alanlar da dahil, evet siz eskiden mazlumdunuz, şimdi zalim oldunuz diye
bu zulmü dile getirmişler. Bu sosyal şeylerde olan, işlerde olan bir durum, kültürel işlerde olan bir durum. Bu defa geçenlerde şey olmuş, mesela Hollanda'da bir sözde soykırım müzesinin şeyi açılmış, bir yeri açılmış. Hollandalılar bu defa oraya akın etmiş. Gelen onların cumhurbaşkanını protesto etmiş. Kendi krallarıyla beraber protesto etmiş. Yani krallarını da protesto etmişler. Ya dünyada İslami hassasiyetin ötesinde bu konuda bir de insani bir hassasiyet var hocam. Yani Müslüman olmadıkları halde buna bu şekilde yaklaşanlar var. Şimdi insani İslami hassasiyeti diyorsun ki Kudüs bizim kutsalımızdır. Ondan dolayı ben bu konuda görevliyim. Yapmakla mükellefim, yapıyoruz. Fakat insani hassasiyet konusunda özellikle Kudüs'e bir sevgi değil. Sadece mazlum insanlar olduğu için, yani dünyanın gözü önünde ve suskunluğu önünde zulme uğrayanlar olduğu için bir karşı çıkma var. Ve bunları hepsini izlediğimizde diyorsunuz ki işgalci aslında kaybetmiştir. Farkında değil. Allah'ın izniyle. Şimdi insanlar yaratılış bakımından değişiyorlar. Evet. Bazı insanlarda iman var, evet. Vicdan yok. Evet, çok güzel. Bazı insanlarda da iman yok ama vicdan var. Evet. Onlar da insan olma hasebiyle vicdanları var. Onlar da annedirler, babadırlar, dededirler. Evet. Allah onlara da bir vicdan vermiş, muhasebe ediyorlar ve Siyonistlerin zalim ve gaddar olduklarını hemen anlıyorlar. Evet. Tabii Kabil, ben Habil'i öldürürsem bütün dünya bana kalır, onun yediklerini ben yiyeceğim, onun içtiklerini ben içeceğim. Onun gezdikleri yeri bana kalacak. Her şey bana kalacak. Ve huzurlu olacağım bu diyordu. Bu anlayıştaydı. Evet. Böyle şeytan onu kandırdı. Yani Netanyahu da Kabil'in varisidir. Amin. Kabil'in varisidir. Hı. Joe Biden, Allah'ın laneti onun üzerine olsun. O da Kabil'in varisidir. Kabiller yeryüzünde hiçbir zaman emniyet içinde gezemediler. Evet. Dolaşmadılar. Allah'ın izniyle onlar nasıl o Gazze'deki çocukların hayatlarını, ihtiyarların, hastaların, kadınların dünyalarını karartıyorlarsa bombalarla, evet. Allah'ın izniyle onların rüyaları, onların uykuları da zulümatlarla karanlık olacaktır. Ve onlar hiçbir yerde bundan sonra emin gezemezler. Emniyet içinde olamazlar. Kendi evlerinde dahi duvarlar onların yüzüne tükürür. Hiçbir yerde emniyeti olamazlar. Siyonistler kendi akıbetlerini hazırlıyorlar. Yani bu kendi öyle bir akıbetlerini gidişat. Hazırlıyorlar Allah'ın izniyle. Onun için ben de dedim ki bence onlar şimdiden kaybetmiş. Fakat farkında değiller. İnsanlığın vicdanında hocam kaybetmişler. Evet. İnsanlığın vicdanında kaybetmişler elhamdülillah. Ama işte bir de Müslümanların gerek yöneticiler bazında, idareciler bazında, gerekse daha geniş kitleler bazında biraz suskunluğu var. Ben de dedim ki sizin program başında belirttiğiniz gibi acaba her Müslüman bu konuda bir programı olsa, yani Ramazan öncesinde bir defa bunu düşünüyorsa şimdi iki defa, üç defa düşünmesi lazım. Yani o programına göre Ramazan bizi hem Gazze konusunda uyanık tutmalı hem de hayata bakış açımızı değiştirecek programlar bize yüklemeli. Eğer bu bakış açısıyla bakabilirsek, eğer bu şekilde olaya yaklaşabilirsek Ramazan'ın feyzinden, bereketinden istifade ederiz. Değilse Ramazan da diğer aylar gibi gelip geçer. Sayılı günlerdir. Neticede ayet öyle değil mi? Eyyam mahdudat. Sayılı günlerdir. Geçip gidecek. Onun için o program dediğiniz yere özellikle oraya bir hassasiyet göstermek gerektiğine inanıyorum. Evet. Şimdi sevgili hocam,
57 tane İslam ülkesi vardır. Evet. Her bir devletin 3 ordusu vardır. Belki yani denizi olmayan ülkelerin olmayabilir. Evet. Ama çoklarında denizleri vardır. Yani 57 ülke 3'e çarpsan 171 ordu oluyor. Hava, kara, deniz. Evet, hava, kara, deniz. Hı. 21 olmasın, 150 ordu, Müslümanların besledikleri 150 ordu var. Ama sesleri, hiçbiri ortada yok. Hı. Ceziretul Arab, Arap Yarımadası, bu 10 yıl içinde 500 milyar üzerinde dolar silah almışlar. Bir mermi piyasada yok. 500 milyar dolar Ceziretul Arab, Arap Yarımadası. Ürdün'dür, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Suudi'dir. Bu kadar, bu büyüklükte, büyük miktarda silah almış ama bir mermi ortada yok. Demek ki bu silahları maalesef Müslümanları dövmek için, Müslümanları korkutmak için, birbirine kırdırmak için. Müslümanları, ümmeti birbirine kırdırmak için almışlar. Hmm. Rabbim onlara da bırakmasın. Biz onlara da beddua ediyoruz. Hmm. Tabii İslam ülkelerinin başlarındaki liderler ikiye ayrılıyor. Hainler var. Evet. Hainler var. Yani İngilizler tarafında o devletçiklerin başlarına konulan kralcıklar var. Evet. Onlar hepsi haindir. Evet. Hepsi haindir. Bir de suskunlar. Bir de haifler var. Hainler var. O kralcıklar. Sisi bir haindir hocam. Evet. Yani Sisi Müslümanların katliamından Netanyahu'dan bir farkı yok ki. Evet. Maalesef. Rabia meydanında neler, evet, yapmadı nice, ki. Yine Ramazan ayındaydı Müslümanları. Evet, aynen. Şehit ettiler. Aynen. Çocukları şehit ettiler. İhtiyarları şehit. Oruçlu Müslümanları şehit ettiler yani. Evet. Netanyahu da bugün bunu yapıyor. Onların bir farkları yok. Tabii bir de haifler var. Haif de korkak olan demektir. Hainler, haifler de kork. Bazıları da korkuyorlar. Diyorlar, tabii şimdi mesele de göründüğü gibi değildir. Mesele de çok ciddi yani. Bütün Avrupa gazetedir. Evet. Amerika'sı, İngiltere'si, Alman'ı, Fransız'ı, Hollanda'sı. 15 memleketin ordusu var. Yani ama bütün Avrupa'nın, yani İsrail'i, ümmeti Muhammed'in başına bela eden bütün Avrupa Birliği'nin devletleri, bütün Kudüs olanlar oradadır. Yani böyle zalim, cani, Kudüs, barbar olanlar hep oradadır. Yani bu da ağır bir yüktür. Rabbimiz Celle ve Ala ümmeti Muhammed'in liderlerine cesaret versin inşallah. O haif olanlara, yani o korkanlara Rabbim cesaret versin inşallah. Yoksa fazla bir şey değildir. Yani böyle inşallah biri böyle bir elini masaya vursa gerçekten Siyonistler korkaktırlar. Yüreklerindeki o sözde böyle elinde silah olurken duyduğu o yiğitlik birdenbire korkuya dönüşecek. Elhamdülillah. Hmm. Bir de şunu da dile getirelim. Tabii burada yani özellikle kahraman Kassam mücahitlerine de selamlarımızı gönderiyoruz. Ve Rabbimize hamdolsun direniyorlar. Hmm. Direniyorlar. Aynı zamanda ümmetin onurunu koruyorlar. Ümmetin namusunu, ümmetin şerefini, ümmetin Salahaddin Eyyubi'nin emaneti, Hazreti Ömer'in emanetini, İshak Peygamber'in emanetini, Yahya Peygamber'in emanetini, Zekeriya Peygamber'in emanetini, İsa Peygamber'in emanetini, Musa Peygamber'in emanetini elhamdülillah muhafaza ediyorlar. Yavuz Sultan Selim'in emanetini muhafaza ediyorlar elhamdülillah. Yani mücahitler yani tek bir karış dahi elhamdülillah geri adım atmamışlar. Yani bir de İsrail'de yani operasyonun başında ben bunu yapacağım, bunu yapacağım, bunu yapacağım. Elhamdülillah o da hiçbirine uğraşmamış. Hiçbirine uğraşmamış. Sadece
insan öldürmüş, kadınları öldürmüş, çocukları öldürmüş, evleri yakmış, evleri yıkmış. O kadar. Yani en son haberlerden izlediğim kadarıyla İsmail Haniye diyordu ki bizim 5 maddelik bir şeyimiz var. Bir teklifimiz var. Eğer bunu kabul ederlerse biz de anlaşırız. Kabul etmezlerse yok. Yani bu maddelerin başında köklü ve kalıcı bir ateşkes. Fakat buna rağmen işgalci bize diyor teklif ettiği hiçbir şeyde netlik vermiyor. Yani bir daha saldırmayacağız demiyor. Oraları muğlak bırakıyor. Dolayısıyla herhalde işgalcinin elinde şu imkan var. Diyor ki ben esirleri alayım. Zaten gerisi artık benim bana kalmış. Ben istediğim yeri vurur, istediğim yeri bırakırım diye. Şimdi ellerindeki esirleri de bundan dolayı ne sayı olarak vermişler ne de şey olarak vermişler. Yani herhangi birini teslim etme gibi durumu vermişler. Buna karşın bakıyoruz ki Amerika basını bir propaganda yapıyor. Anlaşmaya çalışıyoruz ama işte Hamas kabul etmiyor. Hayır, Hamas yama kabul etmiyor. Hamas diyor ki asıl kalıcı bir anlaşma yapalım. Kalıcı bir anlaşma ve bu anlaşma bizi bu şeyden savaştan kurtarsın. Onlar da yok, kalıcı bir şey yapalım sonra biz tekrar size saldıralım diye. Bu durumda böyle bir propaganda yapıyorlar. Şimdi Ramazan ayı bu tip propagandaların, iftiraların, bu tip böyle benzeri durumların özellikle düşman tarafından Müslümanlara atılmasına karşı direnç göstermemiz gereken bir aydır. Sabırla, sebatla, açlıkla. Yani düşünüyorum mesela şu an günün bu saatine geldik. Bugün nasıl geçti? Bugünkü şeyimiz nasıl geçti? Açlığımız, bugünkü iftarımız nasıl geçti? Sahura nasıl geldik? Ama değerli kardeşim şimdi kendi kendimize düşünelim. Orada bugün nasıl geçti? Oradaki açlığı anlayabiliyor muyuz? Oradaki geçen biz güzel camilerde teravihler kılıyoruz. Dayalı döşeli. Yıkılan camilerin olduğu sokakta moloz yığının üzerinde namaz kılıyorlar. Aç kılıyorlar. Sosyal medyada su buldukları için şükredenlerin olduğu söyleniyor. Böyle bir durumda biz Ramazan'da bir empati yapmamız lazım. Yani o kardeşlerin yerine kendimizi koymamız, onların çektiklerini bu Ramazan bir fırsat ayıdır, bir imkan ayıdır, bir program ayıdır yapmamız lazım diye söylediklerinize o yönüyle katılmamak mümkün değil hocam. Fakat bundan sonrası ne olabilir diye de sormak istiyorum. Evet, şimdi camimizde vaaz kürsüsünde de devamlı bunu dile getiriyoruz. Elhamdülillah. Bakın, dualarımızda eğer Gazze konusu yoksa o duamız havadır. İnfaklarımızda, hayır hasenatlarımızda eğer Gazze'nin payı yoksa, mücahitlerin payı yoksa Rabbim kabul buyursun ama sevabı çok azdır. Hayatımızda, günlük yaşantımızda, sohbetlerimizde, vaazlarımızda, ziyaretlerimizde, iftarlarımızda, sahurlarımızda eğer Gazze'li kardeşlerimiz bizim gündemimizde olmazsalar hayatımız heva olur, hayatımız boş olur. İbadetimiz de boş. İbadetlerimiz de zedelenir, sakatlanır. Hı-hı. Onun için Gazze bizim en büyük gündemimiz olması lazım. Ramazan'da özellikle, çıkmaması lazım. Özellikle Ramazan'da. Tabii yani bu yani Kudüs esaret altında olduğu müddetçe yani Kudüs bir karış toprak davası değildir. Tabii. Bir akidedir. İmanı ilgilendiren bir meseledir. Yani hiçbir zaman Kudüs
bizim gündemimizde çıkmaması lazım. Oradaki mücahit kardeşlerimiz, oradaki Müslüman kardeşlerimiz asla bizim gündemimizde çıkmaması lazımdır. Her nerede olursak olalım, her nerede olursak olalım, yani insanlara da bunu söylememiz lazım. İnsanlara da bunu hatırlatmamız lazım. Yani en az bir hatırlatmamız lazım. Bakın kardeşlerimiz bu haldedirler. Yani gerçekten iftar sofralarında olsun, sahurlarda olsun, o kardeşlerimizi göz önüne getirerek harcama yapmamız lazım. Yememiz lazım, içmemiz lazım, giymemiz lazım. Yani burada dikkatli olmamız lazım. Tabii sevgili hocam, İsrail'de yorulmuş Amerika esas İsrail'i böyle savaşa şeyden de Amerika'dır yani. Dikkat etseniz. Arkasındaki güç. Yani o bırakmıyor. Bunun sebebi de şudur. Rabbimize hamdolsun karizmaları çizilmiş. Evet. O Mossad'tır, Şimbet'tir, bilmem uçarlar, şunu yaparlar. Hepsi yerle bir edilmiş elhamdülillah. Mücahitler karizma çizildi. Onların karizmalarını çizdiler. Şimdi biz bu karizmayı nasıl toparlayacağız? Kazanabilir. Yani böyle bir kendimize bir bıyık veya bir sakal nasıl elde edebilir? Tabii Amerika'nın da karizması çizilmiş elhamdülillah. Onun için bunun derdindedirler. Rabbimiz Celle ve Ala Gazze'yi onlara mezar eylesin inşallah. İnşallah. Rabbim o siyonistlere, o teröristlere, onlar teröristler gerçekten. Peygamberlerine acımayan insanlardır. Peygamberlerine acımayan insanlardır. Her zaman abidleri, zahitleri, Allah'a hakiki bir şekilde kulluk yapan insanları tarih boyunca o siyonistler katletmişler. Bugün de dünyanın belki en salih olan, en zahit olan, en muttaki olan Müslümanlarla cihad ediyor, Müslümanlarla savaşıyorlar. Ve o Müslümanları şehit ediyorlar. Yine kendi geçmişlerini örtmeye çalışıyor. Şey diyorlar, evet, örtmeye çalışıyorlar. Rabbim Azze ve Celle Kahhar ismini onları kahretsin inşallah. Hocam, niye böyle bir şey söyleme gereği hissettiniz şey için? Yani böyle bir şey söyleme gereği hissettiniz derken niye yani şeyi söyleme ihtiyacı hissettiniz? Dünyanın en böyle abid ve zahid insanlar. Bunu nasıl açabiliriz? Evet. Şimdi Beni İsrail'in tarihlerine baktığınız zaman her zaman elleri müminlerin kanlarındadır. Her zaman müminlerin kanlarını dökmüşler. Evet. Yani bir zahid, bir abid, bir muttaki onları Allah'a davet ettiği zaman, etmiş olduğu zaman hemen onu ortada kaldırmak için suikast yapmışlar, öldürmüşler ve bakın yani fahri kainat Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a da suikast düzenlemişler. Evet. Yahudiler yani. Beni Nadir çocukları, Nadir oğulları Resulullah Efendimiz'e dahi suikast kurdular. Resulullah Efendimiz'i öldürmeye çalıştılar. Yani bu kadar... Böylece bir anlaşmayı iflas etti. Bu kadar yani cani, bu kadar barbar. Yani kendi menfaatleri önünde neyi görseler, babaları dahi olsa öldürürler, hiç göz yaşlarına bakmazlar. Ben de karşıdakileri bu defa söylüyorum. Yani evet. Bu direnişçilerin, ben sizin bahsettiğiniz o abid ve zahit vasfının direnişçilere ait olduğunu kastettiğinizi düşünüyorum. Yani o evet. Zaten o şüphesizdir hocam. Bu aklıma şeyi getirdi, evet. Hatırlar mısınız? Hani... 6 yani 7 Ekim'den bu yana gelen süreç içerisinde hep böyle El Kassam'ın içerisinde olan insanların hep hafız olduğu, hafızı Kur'an, hep kaza namazı olmadığını, hep böyle abid ve zahid kimseler olduğunu, aynı zamanda da direnişçi olduğunu hep böyle söyleniliyordu. Dolayısıyla o savaştan mücahitlerin
böyle güzel bir ahlakının ve Allah'ın rızasını kazanan böyle güzel bir yaşantıların olması onların şeylerini çekiyor, tepkilerini çekiyor. Çünkü karşısında kendini Allah'a satmış bir insan var. Dünya yönünde hiçbir beklentisi yok ve tamamen temennisi ve isteği şehadet. Dolayısıyla sen ona ne yapabilirsin ki? Ölümünü şehadet, yaşamını da bu yoldaki gazilikle bilen bir anlayış var. Sen hangi halde ona yaklaşırsan o kendi kârda kabul ediyor. O zaman bu bizim çağımızın abidleridirler. Yani içinde bulunduğumuz bu 20. yüzyılın abidleridirler. Çağımızın zahitleridirler. Bizim böylesi insanlara ihtiyacımız var. Fakat bizden önce başkalarının onlara düşmanlığı işte bu şekilde ortaya dökülüyor. Evet. Şunu kesinlikle böyle zerre kadar şüphe etmeyerek söylüyorum. Yani o Gazze halkı Medine-i Münevvere'deki Resulullah Efendimiz'in devri saadetini, ahlakını, ibadetini böyle Medine'den alıp Gazze'ye yerleştirmişler. Dünyanın en fazla hafız olduğu yer Gazze'dir. Şimdi daha önce de operasyonlar olmuş. Ne kadar operasyon olmuşlar yani bu Siyonistler tarafından. Ne kadar şehit verilmişse demişler biz bu kadar hafız yetiştireceğiz. 1000 şehit mi oldu? Bir yıl içinde 1000 hafız yetiştirmemiz lazım. Hatırlıyorsunuz 2006-2008'de yine böyle her Ramazan'da geniş çaplı bir operasyon yapıldı. Yine binlerce Müslüman şehit edildi. Evet. Yine Kassam mücahitleri dediler kaç şehidimiz olmuşsa bu kadar hafız yetiştirmemiz lazım. Bu kadar Kur'an'a bağlı, bu kadar Kur'an'ı yaşayan, bu kadar ahlakları Kur'an'a uyan, ibadetleri Kur'an'a uyan, İslam'ın sadesini yaşayan insanlardır. Bu geçenlerde, değerli hocam, geçenlerde yine bir haber vardı. Bu yıkıntılar, binaların böyle çökmesi, bunların arasında bile bir icazet töreni düzenlemişler. Allahu ekber. Çocuklardan oluşan kız erkek çocuklarına bir bu halde bir icazet töreni düzenlemişler. Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu Müslümanlara Batılılar hayran. Diyor ki birçok videolarda falan sosyal medyada işte bayanı erkeği diyor ki ona o gücü veren ne? Çocukları ölmüş ailesinden işte 15 kişi ölmüş. O gücün nereden al? Ben ondan istiyorum diyor. Allah. Ben ondan istiyorum. Onun gibi olmak istiyorum yani. Evet. O gücü diyor. O gücü istiyorum. Araştırıyor Allah. Ve o güce teslim oluyor. Allahu ekber. Çünkü sana ölürsem şehidim, kalırsam Allah yolunda bir gaziyim diye anlayışla direnme gücü veren annen, çocuklar, akrabalar, etrafındaki bütün yakınlar 15'er, 20'şer, 50'şer gruplar halinde öldürülmelerine rağmen ne diyor? Hasbunallah ve ni'mel vekil. Elhamdülillah diyor. Bunu sadece büyükleri değil, gördünüz değil mi hocam? Çok, yani çok, küçük çocuklar ya büyümüş de küçülmüş. Allahu küçülmüş o niyetle elhamdülillah diyor. Annem şehit oldu diyor, babam şehit oldu. Elhamdülillah kasama selam olsun diyor. Ne zaman onlar üstün geldiler mi bana söyleyin diyor. Yani böyle bir devri daim var. Bu Kassam'ın askerleri de işte bunlardan oluşmuş. Bunlardan oluşmuş ve bu şuurdan, bu bilinçaltından, bu niyetten beslenen ve şu anda Filistin gibi kutsal bir davayı savunan yiğit mücahitler olmuşlar. Demek ki biz hani zahire bakıp olayları değerlendiriyoruz ya. Zahirde biz böyle görüyoruz. Hani öldürülüyor, şehit ediliyorlar, benzeri durumlar oluyor. Ama batında şey gibidir böyle, o şairin bir şiiri vardı ya diyordu. İşte biz öldürdükçe onlar çoğalıyorlar diyor. Biz
toprağa düşen tohumlar gibiyiz. Düştükçe yeşeriyoruz, düştükçe yeşeriyoruz. Gerçekten de öyle. Şu an diyecekler ki Batılılar, diyorlar ki işte 30 bin insan öldürmüş. Değil. Değil. 30 bin kimse öldürülmemiş. Savunmasız kadınlar ve savunmasız çocuklar öldürüldü. Geriye kalanlar da yani asker değil, sivil. Sivil yani vatandaş. Şimdi bebeğin, çocuğun, kadının savaşta ne fonksiyonu var? Dolayısıyla siz dürüst savaşmıyorsunuz. Siz fincancı çarşısına giren katır gibi her tarafı kırıp döküyorsunuz. Savaşın da bir ahlakı var ama maalesef bu ahlak sizde yok. Yani işgalcide yok. Şimdi sevgili hocam, her zaman Kur'an'a kulak vermemiz lazım. Evet. Kur'an'a, özellikle bu Kur'an ayında. Kur'an'a kulak vermemiz lazım. Yaşadıkça Kur'an'a daha imanımız artıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ Kafirler zalimlerin ta kendileridirler. Diyor. Yani eğer siz zalim biri mi aramak istiyorsunuz? Evet. Allah'a inanmayan kafir zalimin ta kendisidir. Başka bir ayeti kerimede اِنَّ الْكَافِر۪ينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُب۪ينًا Hiç şüphesiz kafirler sizler için apaçık düşmandırlar. Şimdi biz düşmanlarımızı başlarımıza bela, musibet, düşmanlarımızdan eziyet görürken yeni yeni biz düşmanlarımızı tanıyoruz. Halbuki Kur'an daha önce bizlere haber vermişti. Kafirler zalimdirler. Zalim demek hudutsuz demektir, hadsiz demek, edepsiz demek, azgın demek, mütecavüz demek. Evet, vallahi bugün Gazze'de Müslümanlara yapılan zulüm, eğer Müslümanlar tarafından İsrail'e, Yahudilere yapılsaydı biz yine burada çıkıp Müslümanlara tepki gösterecektik. Niye? Çünkü imanımız buna zorluğu kabul etmiyor. Evet. Ama gelin görün, gelin görün, onlar hiç öyle değildirler. Veya böyle olanlar da çok azdırlar. Yani bakıyoruz mesela hahamları çıkıyor. Yani böyle terörist ve katil bir askerden daha fazla katil ve canidir. Yani. Çocukları diyor öldürün, kadınları öldürün. Hatta diyor hayvanlarını dahi öldürün yani. Şimdi Rabbimiz bu meseleyi, Gazze'deki meseleyi ümmeti Muhammed'in uyanışına vesile eylesin inşallah. Bakın dünyada devletlerin çoğunun sınırları bellidir, haritaları bellidir ama İsrail'in haritası yok. Sınırlandırılmış bir haritası yok. Birleşmiş Milletler'de işte sınırın buradan buradır yok. Arz-ı mev'ud. Evet, evet. Yani Suriye'nin, gözü Suriye'nin toprağında, Türkiye'nin toprağında, Irak'ın toprağında. Türkiye'nin 22 tane şehir arz-ı mev'ud haritasında görünüyor. İçinde. Evet. Şimdi yani bunlar bütün dünyayı arkalarına almışsa yani eğer Müslümanlar bu meseleden akıl almazsalar, Müslümanlar birlik olmazsalar, beraber olmazsalar, Müslümanlar silah üretmeseler, Müslümanlar dindar ordular yetiştirmeseler, hazırlanmasalar yani bu bela epeyce devam edecek. Orta Doğu'yu hırpalayacak yani. Geçenlerde Cuma vaazında da böyle dile getirdim. Dedim ümmet-i Muhammed'e iki şey lazım. Ümmet bu iki şey üzerinde çok durması lazım. Bir, dindar, Kur'an'a ve sünnete bağlı bir ordu. Bir de silah.
Yani dindar bir ordu olmazsa, dindar bir ordu olmazsa, Kur'an'a ve sünnete bağlı olan bir ordu olmazsa ve silah olmazsa bunlarla baş etmek çok zor. Hani, ümmet çok büyük bedel ödeyecek. Hani bu da şey, anladıkları dil bu olduğu için. Yani evet. Yani silahtan başka bir şeyden anlamıyorum maalesef. Anladıkları dil bu olduğu için. Peki Ramazan ayının bu konuda bize ne tür bir böyle itekleyici, güdüleyici bir durumu olabilir? Yani sadece bu konu üzerinde o tip desteklerin dışında, hani şunun için söylüyorum. Şimdi ne yaparsan yap, bir kere yaptığın işin sonunun, her şeyinin Allah'a bağlı olduğunu bilmen lazım. Allah'ın lütfunun ve yardımının olduğunu bilmen lazım. Ben bunu başardım dememen lazım. Ben değil, ben bunu Allah'ın izniyle başardım. Ve bu işte Allah dilerse elbette bu iş olacaktır diye böyle bir itikadımız var. Ve bu ay da bu itikadı güçlendirme zamanı. Kur'an ayıdır. Kadir gecesi ayıdır. Bu ay ağzımızı kapatma ayıdır. Bu ay rahmet ayıdır. Bu ay mağfiret ayıdır. Bu ay kurtuluş ayıdır. Ve böyle bir aydayız. Bu durumda Rabbimizle yani ilişkimiz normal aylara göre çok çok yüksek, zirvede. Öyle olması lazım. Gündüzü oruçluyuz, gecesi namazdayız. Yani normal yaşamda değil. Şimdi artık nefsimizi terbiye edelim, benzeri şeyleri söylemenin durumunda değilim. Dediğim şey, bizim yeryüzündeki istikbara karşı uyanık olabilecek bir iradeyi gönlümüze kabul ettirmemiz lazım. Öyleyse bu ayda bir şeyler yapmak lazım. Ha, programımızın böyle sonuna doğru geldiğimiz için Ramazan'la başladık, Ramazan'la bitirmek için söylüyorum. Evet. Sevgili hocam, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Diyor, İnne Allahe Teala farada aleykumus siyame Ramazan ve senentu lekum kıyame. Allah sizlere Ramazan orucunu farz kıldı. Farz kıldı. Ben de sizlere kıyamını, yani gecede kıyam, bu teravih manasına getiren alimlerimiz de vardır. Teheccüd namazına getiren alimlerimiz de vardır. Yani gecesine yapılan evet. Namaz. İbadetler. İbadetler. Şimdi Filistin bütün ibadetlerimizde, bütün dualarımızda gündemimiz olması lazım. Baş köşe. Baş köşede olması lazım. Dua etmemiz lazım. Evet, Ramazan'ın bir özelliği de dualar makbuldur. Ramazan bir teheccüd ayıdır da hocam. Evet. Şimdi her zaman insan teheccüd namazına kalkmayabilir. İmkanı olmayabilir. Evet. Ama Ramazan ayı bir teheccüd ayıdır. Teheccüdlerde yapılan ibadetlerin, duaların kabul oluşuna büyük müjdeler vardır. Yani özellikle teheccüd namazlarında, mesela sahura kalkan bir kardeşimiz mecburen elini yüzünü yıkayacak. Evet. Madem ki elini yüzünü yıkıyorsan ayağını da yıka. Abdest al. Ayağını da yıka, başını da bir mesfur, abdesti olarak kalk. Öncelikle bile Allah'a iki rekat teheccüd namazı kıl. Orada kardeşlerine dua et. Zaten kalkıyorsun. Zaten kalkıyorsun. Elini yüzünü de yıkıyorsun. Ondan sonra dünyada bütün mazlumlara, evet, yani Kudüs gerçekten bereketli bir yerdir. Şimdi evet, 30 bin insandan bahsediyoruz. Yüksek bir rakamdır. Ama 1990'lardan şu ana kadar 34 yıl yapıyor. Batı alemi, Avrupa, Amerika, İngiltere en az 4-5 milyon İslam coğrafyasında insan öldürmüşler. Bakın, İran-Irak savaşı onlar başlattılar. Evet. Baş aktör onlar değil. Afganistan'da 1 milyondan fazla insan öldürdüler. 40 yıl sürdü. Evet. Suriye'de 1 aynı milyondan şey. Fazla insan öldürdüler. Yani İslam coğrafyasında nerede bir damla kan akıtılmışsa
Burada büyük şeytan Amerika'nın payı çoktur. Veya İngilizlerin. Kesinlikle İngilizlerin ve Amerika'nın, bu büyük şeytanların, yani biri dişi şeytandır, biri de erkek şeytandır. Yani o iki şeytanların kesinlikle parmakları vardır. Tabii bu kadar gündem olmamış. Bu da Kudüs'ün bereketidir. Bu da bu mücahitlerin ihlasıdır. Yani bu kadar gündem oluyor. Bu kadar insanların vicdanlarını sızlatıyor. Yani gündemimiz o kardeşlerimiz olmalıdır. Başka vazifelerimiz daha var hocam. Evet, infaklarımız da, zekatlarımız da, hayırlarımız da, hasenatlarımız da, o kardeşlerimizi savunmak mecburiyetindeyiz. Yardım etmek mecburiyetindeyiz. Bir de başka bir görevimiz daha var. Ümmet-i Muhammed'in, Müslümanların. Evet, boykottu da unutmamak lazım. Israrcı olmak lazım. Kesinlikle. Yani nasıl Müslümanlara dua ediyorsak, bütün dualarımıza, Rabbimize bir dilekçe veriyorsak, yine bütün dualarımıza nasıl Siyonistlere, o katillere, o barbarlara, onları Allah'a şikayet ediyorsak, bir de boykot da çok önemlidir hocam. Yani o Müslümanları, Mescid-ül Aksa'yı, Kudüs'ü, Gazze'yi gündemimizde tutmak, o kardeşlerimize yardım etmek, dualarımızla onları desteklemek, beddualarımızla o Siyonistleri Allah'a şikayet etmek, bir de boykot da çok önemlidir. Boykotu da unutmamamız lazım. Çünkü parayı seven bir millettir. Parayı sevdikleri için de dünyaya tamahlarından dolayı kendi peygamberlerine kadar katillik durumları olmuş. Bu açıdan bizim onlara maddi yönden verdiğimiz her bir kuruşun acısını ruhlarına kadar hissediyor. Desteklemek ve bunun yeni nesle de öğretmek lazım. Artık böyle marketlere gittiğimizde çocuklar bizi uyarır. Baba ya da diyor anne, bak bu boykot malı, bunu alma. Hatırlatıyor. Elhamdülillah. Yakıt almaya gittiğinde bu işte tesis şunlarındır, alma diye ikaz ediyorlar. Şimdi bu anlayış ve bu bilinç yayıldığı zaman biz boykotu sadece belli bir olaya münhasır değil, yani bir hayat politikası haline getiririz. O da iyi yani. Bir gidip bir kahve içiyorsun ve bu kahvenin reklamını yapıyorsun. Her tarafı bu kahve şöyledir, böyledir. Sonra öğreniyorsun bu necis bir şeyden yapılmış. Evet. İçine bağımlı yapıcı şeyler konulmuş. Seni bağımlı yapıyor. Veya o kahveyi alıyorsun, statünün göstergesi yok. Ben şurada bir kahve içtim böyle, şurada şunu yedim böyle, statünün mü gereği? Ve içindeki nefsi emmareyi dile getiriyorsun. Halbuki boykot seni hem yerliye yönlendiriyor, hem onlara olan desteğini kesiyor, hem diğer Müslümanlara kurşun gitmesine engel oluyor. Elhamdülillah bu böyle devam ederse daha iyi olur diye düşünüyorum. Değerli hocam, isterseniz son sözlerinizi alalım. Böyle sona doğru geliyoruz ve evet, bitirmeye çalışalım. Kesinlikle Müslümanlara böyle bir isim takmışlar. Tüketici. Müslümanlara tüketici, yani tüketeceksin. Üretici de onlar oluyor. Kesinlikle bu vasıftan kurtulmamız lazım. Tüketici değil, Müslümanlar üretici olması lazım. Siyonistler ümmet-i Muhammed'e bu gözle bakıyorlar. Tüketiciler. Sağılacak inek. Aynen. Tüketecek. Bu. Tüketeceksin. Evet. Kesinlikle onların mallarını tüketmeyelim. Kesinlikle. İhtiyaç fazlası. Yani benim Ahmet'imin, Mehmet'imin, Hasan'ımın ürettiği salça varken Siyonistlerin salçalarını kullanmamak lazım. Memleketimizde iş adamlarımızın ürettikleri deterjan varken, sabun varken kesinlikle Siyonistlerin askerlerine mermi olacak, elbise olacak, yem olacak girişimlerde kesinlikle bulunmamak lazım. Bu büyük bir vebaldır. Bu büyük bir vebaldır. Çünkü kim
bir işte birine yardımcı olursa o da sevap da olsa o onun ortağıdır. Günah da olsa o onun hatırladım böyle bir hadis. Es-sebebu kel-fa'ili. Evet. Sebep olan, yardımcı olan yapan gibidir. Evet, yapan gibidir. Onun için bu konuda Müslüman kardeşlerimizi uyarıyoruz. Kesinlikle boykota devam edelim. O savaş dursa da yine boykota devam edelim. Yani sürekli bir politika haline getirelim. Yani bunu politika haline getirelim. Biz bu hırsızları, biz bu arsızları, biz bu katilleri deşifre etmemiz lazım. Onların ürettikleri mallarda da kesinlikle cinlilik vardır. Kesinlikle yani illa bir tarafta bir zarar veriyor yani. Kesinlikle onlar insanlık düşmanıdırlar. Yani sadece Müslümanların düşmanı değiller. Gerçekten Siyonistler insanlık düşmanıdırlar. Sedam, Allah razı olsun programımıza teşrif ettiğiniz için, sözlerinizden ve katkılarınızdan dolayı. İçinde bulunduğumuz bu Ramazan ayı tekrar izleyicilerimize ve bütün Müslümanlara hayırlar getirsin, hayırlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Başı rahmet. Evet. Allah bize rahmet yağdırsın. Evet. Allah Gazze'ye rahmet yağdırsın. Amin. Ortası mağfiret. Allah bütün ümmeti Muhammed'i mağfiret etsin. Gazze'deki kardeşlerimizi mağfiret etsin inşallah. Sonu da cehennem azabından azat olunmak vardır. Allah'ım bizleri i̇nşallah. Ve bütün ümmeti Muhammed'i cehennem azabından azat eyle. İnşallah. İnşallah. Sahurlarımız bereketli olsun inşallah. Allah razı olsun. Müteşekkiriz. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, Sahur Bereketi programının sonuna geldik. Hocamın katkılarından dolayı tekrar Allah razı olsun hocama. Buraya kadar programımızla bir şeyler anlatmaya, izleyicimizi ve insanlarımızı bir şekilde bilinçlendirmeye çalıştık. Umarım bundan sonraki programlarımızda aynı hız ve aynı durumla devam ederiz. Başka bir programda, başka bir Sahur Bereketi programında tekrar bir araya gelmek üzere. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.